Umumi müfettişlik ilk olarak Osmanlı döneminde uygulandı. Bu dönemdeki asıl niyet bir kimliği dayatmaktan öte Osmanlı sarayının selametiydi. Bu sistem TC Ulus Devleti'nin Lozan'da tescil edilmesinin ardından özellikle Kürdistan'ı işgal ve egemenlik altında tutmak amacıyla 1924 yılından itibaren fiilen, 1927 yılından itibarense hukuken bir kez daha yaşama geçirildi. Uygulama 1947 yılında kağıt üzerinde kaldırıldı. Ancak fiili olarak devreden çıkarılması çok partili dönemin başlarında 1952 yılında mümkün oldu. Dalmaya yüz tutan Osmanlı Devleti'nin bir kısım kadrosu 1919'da Anadolu ve Kürdistan'a açılma kararı alır. Müslüman halklarla, özellikle Kürtlerle işbirliği arayışlarına girer. Samsun'a geçen Osmanlı subayı Mustafa Kemal önce Amasya'ya, oradansa Erzurum ve Sivas'a geçerek kongreler yapar. Tüm anasırı İslam'ı tek çatı altında toplamak niyetindeyiz. Yeni devletimiz Türklerin ve Kürtlerin devleti olacaktır diyen Mustafa Kemal, Kürt ileri gelenlerinin desteğini aldıktan sonra işgal karşıtı savaş başlar. 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk meclis kurulur. Ardından kabul edilen 1921 Anayasası, işgal karşıtı savaşın ruhuna uygundur. Tekçi veya Türkçü bir anlayışı esas almaz. Türkiye Devleti'nin ilk meclisinde Kürdistan'dan Lazistan'a tüm halklar kendi kimlikleriyle vardır. Mustafa Kemal savaşın ardından selamete erince Batılılarla anlaşma yollarını zorladı. Dönemin Sovyetler Birliği'nin desteğini de Batılılara karşı bir koz olarak kullanan Türkiye Devleti, önce Cumhuriyeti ilan etti, ardından 1924'te imzalanan Lozan Anlaşması ile birlikte Türkiye Devleti'ni Türk Devleti'ne dönüştürmenin adımlarını attı. Bu adım 1924 Anayasası ile hukuki bir kimliğe de kavuşturuldu. Artık devlet tekçi ve Türkçü bir kimliğe kavuşmuş, red, inkar ve asimilasyon politikalarıyla yeniden cinayet ve katliamlar dönemine girilmişti. Kürt halkı bu tutumu kabul etmedi, ayaklandı. 1925 yılından 1938 yılına kadar süren bu ayaklanmalarda on binlerce Kürt katledildi. Umumi müfettişlik uygulaması, Türk Devleti'nin söz konusu dönemde geliştirdiği bir politikadır. Amacı Kürdistan'ın işgalini kalıcılaştırıp Kürt dilini, kimliğini ve varlığını yok etmektir. Umumi müfettişlikler bir sömürge valiliği mantalitesiyle çalışır. Bu müfettişlikler, Kürdistan'da Kürtlük adına ne varsa bitirmek istemiş, bu rolü oynamak için de olağanüstü yetkilerle donatılmışlardır. Eğitim, ekonomi, kültür, sanat, spor ve benzeri her şey umumi müfettişliklerin denetiminde yürütülmüştür. Yine umumi müfettişler, polis ve jandarma kıtaları gibi güçleri de yürütme aracı olarak kullanmaya yetkiliydiler. Özetle umumi müfettişlikler bir gözlemci kurum değil, tam aksine tekçi ulus devleti yerelde inşa eden kurumlardır. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, umumi müfettişlikleri tanımlarken Kürtlerin Türkleştirilmesi için zaruridir değerlendirmesini yapar. Kürt kasabı Abdullah Alpdoğan başta olmak üzere atanan her umumi müfettişte Kürdistan'ı Türkleştirmek için toplu kıyımda dahil her yol ve yöntemi kullanır.